Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar Fenerbahçe olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk oluyoruz. Dinamo Kiev gerçekten iyi bir takım. Ukrayna temsilcisi ve bizi ilk maçta mağlup etmeyi başarmışsılar. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyeceğiz. Ben bir şeylere bakmak istiyorum taktik anlamında. Çünkü sıkıntı yaşıyoruz 2-3 maçtır. Defansı geri çekilmek istiyorum. Çektim. Evet arkadaşlar. Rossi, King, Lincoln, Emre Morosay, Samuel, Arao, Crespo, Salay, Alioski ve Bruma ilk onu oluşturuyor. Kalede de Altay Bayındır yer alıyor Fenerbahçe'de. Vakit kaybedemeden maça başlayalım. İşte maç başlıyor. Takımlar sahaya çıkıyor. Yeni bir kamera, yeni umutlar. Bruma kırmızı kart mı gelecek? Kırmızı kart. Kırmızı kart, Dinamo Kiev şoka uğruyor adeta. Daha birinci dakikada olmadan Bruma'ya yapılan sert faul kırmızı kartı getirdi. Emre Mor. Baktı kaleye, uzaklardan denedi şansını. Şimdi korner oldu. Yine Emre Mor, Henrique'nin yanına geldi. Arao. Alioski, Emre. Emre harika orta. Ama kaleci Buşan aldı topu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şimdi Fenerbahçe olarak başlıyoruz atağa. Lincoln Henrique de koşuyu gösterdi. Joshua King. Buruma. Bu şan çıkardı. İyi geliyoruz. Çok iyi geliyoruz. Buruma'nın şutu tabii ki de defansa çarptı. Her zaman olduğu gibi. Taç bizim. Arao'dan Alioski'ye uzun top. Ama Bruma alamadı orada topu. Şimdi bir ani atak şansı derken Salay araya girdi. Çok iyi girdi araya. Götürdü de topu. Salay'ı attı pası. Şimdi Rossi. Rossi geçti rakibini. Rossi vurdu. Buşan çıkardı. Arda arda pozisyonlar, bir tek gol eksik burada. Şimdi Kiev geliyor. Dinamo Kiev. Joshua King'e mükemmel pas. Joshua King'in şutu. Yine kaleci Buşan. Bugün neleri çıkardı böyle ya. Alioski. Alioski'den Rosti'ye. Rosti. Joshua King'i gördü. Joshua King. Yine Buşan çıkardı. Arda arda gelen ataklarla golü arıyor Fenerbahçe ama bir türlü istediğimiz skora erişemedik derken Emre Mor yine aldı topu. Ah ah ah.
Şimdi Salah iyi ve güzel girdi araya Emre Mor. Ya Crespo'dan Bruma'ya, Bruma. Oy, harika bir atak şansı şimdi Joshua King. King ve gol geldi. 1-0. Daha birinci dakikada olmadan kırmızı kart yiyen Dinamo Kiev'e sonunda golü atıyor Fenerbahçe. 1-0. Şimdi Kiev tekrar başladı maça. UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçında Fenerbahçe'nin buradan alacağı bu 3 puan çok önemli sayın seyirciler. Şimdi Lincoln Henrique. Ve ikinci gol geldi. Dağıldı adeta Dinamo Kiev. Rossi attı. Bugün forvette Rossi golü buldu Fenerbahçe. Rossi ile Henrique'nin güzel asisti izliyoruz. İşte gol. 2-0. Sayı Samuel rakibinin geçmesine izin vermedi. Araya bıraktı topu. Araya'dan Joshua King'le. King'den Emre Mor'a. Emre Mor çekti topu. Attı topu. Baktılar şimdi. Sol ayak. Buruşan çıkardı. Buruma biraz daha etkili bir şut çekebilirdi bence orada ama olmadı. Emre Mor gelişine az farklı dışarıda. Bugün çok denedi o da. Denemeye de devam ediyor. Adeta Jorge Jesus sanki bulduğunu kaleye vur demiş gibi bir hali var. Emre Mor'un çok da güzel adam eksiltiyor. Takımına güç üstüne güç katıyor. Alioski şimdi baskıyı yaptı olmadı. Güzel gol. Güzel gol ama bari ilk yarıyı 2-0 önde kapatsaydık. Sidorçuk attı. 2-1 oldu. Sıkıntı yok. Devam. Ani bir atak buldular. Golü attılar. İkinci yarı başladı. Şimdi Henrique attı yarıda Joshua King. King bir hayli zorladı. Crespo'dan Osay Samuel'e. Osay Samuel. Osay Samuel. Boşan çıkardı. Onun şutunu boşan çıkardı. İçeriye bir orta. Henrique. Çok iyi vurdu. Boşan onu da çıkardı. Taca dışı Fenerbahçe'mizin çok basit bir top kaybı geldi orada maalesef. Arao izin vermedi rakibini. Hadi Buruma be. Aferin.
Arda Güler'i alalım. Endika bugün iyi top oynadı. Hadi gol olsun. Tamam, kafasına çarpıyor defansın bir şekilde. Topu durduruyorlar yani, deli oluyorum ya. Yani. Arda geçti. Respo. Hadi Arda. Hadi oğlum. Hadi. Ve gol. İkinci golünü attı. Rossi Arda'nın asistiyle. 3-1. Arda hamlesi iyi oldu gerçekten. Valencia'yı alalım. Goat. Çok basit goller yiyorum ya. Ya bu gol ne yani? Ben o kadar uğraşıyorum arkadaş. Adam geliyor atıyor ya. Hadi Valencia. Hadi oğlum. Oy. Ay. Kazanıyoruz. Zor da olsa kazanıyoruz. Bu iyi bir şey tabii ki. 3-2 deplasmanda alıyoruz maçı. Rennes de 4 atmış. Hi, can you chat to us for a second about the match? Thank you.
Thanks so much for your time. Evet arkadaşlar, Dinamo Kiev'i kendi evinde 3-2 mağlup ettik. Erken aldıkları bir kırmızı kart sonrası işimiz daha da kolaylaştı. Fakat 2 gol de yedik. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.